Evet, şimdi geldik. Neydi? Evet, istakoz meselesi. Yalnız istakoz sever vekili Gözler Meclis'te aradı. Kim ne yemiş, kim ne içmiş bunu konuşmayı doğru bulmuyor. Biz hala geliyoruz burada istakoz mevzusu. Malatya ile istakozun ne alakası var? Deniz mi var orada ya? Ben ne anlarım istakozla? Etle ilgili bir şey sor söyleyeyim. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın dünyanın en gözde mekanlarından Monaco Yat Limanı'nda yediği istakozu paylaşması AK Parti içinde fırtınalar kopardı. Tatil dönüşü meclisin ilk gününde Şebnem Bursalı'nın odasında olduğu bilgisi verildi ama görüntü vermedi. AK Partili milletvekili arkadaş da istakoz paylaşımını savunmakta zorlandı. Yani biz şey olarak yediğimiz sofranın falan resmini bile çekmekten tabii yani biz siyaseti öyle yapan partiyiz yani. Biz belediyeleri saraylarda oturup millet açlıktan kıvranırken İstakoz yiyenler gibi ihaleleri yandaşlara dağıtmak için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Şebnem Bursalı muhalefeti istakoz üzerinden gündem değiştirmekle suçlamıştı ama en çok eleştiri de AK Parti içinden gelirken AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım gündemimiz istakoz değil dedi. İstakoz mevzusu gündemimizle alakalı değil. İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bunu yaparsanız elbette ki her türlü eleştiriye de kendinizi açık hale getirirsiniz. Süreç biraz şey bir süreç. Zannetmiyorum böyle istifa falan meselesi ama tabii ki dikkati çektir herhalde, bir şey diyemiyorum. Milyonlarca emekli dar gelirli geçim sıkıntısı yaşarken istakoz paylaşımıyla gündeme gelen Şebnem Bursalı'ya AK Parti içinde istifa çağrısı da yükselmişti. AK Parti yönetiminden henüz bir açıklama yok.